Tabii şimdi geçen hafta da penaltımız verilmedi. Bu hafta da hakemi gördünüz. Ama buna rağmen 1-0'ı koruyup 2-3 gol de atabilirdik. Bu maç 3-4 olabilirdi. Beceremedik. Üzgünüz. Yani yenmeyecek bir gol yedik duran toptan. Yani hakem hataları, ondan sonrasında bizim işte ikinci, üçüncü golü atamamamız sonucu doğurdu. Ama her şeyden önemlisi şu, biz 2 aydır bekliyoruz. Biliyorsunuz birçok kulüp yapılandırmasını yaptı. Biz bekliyoruz. Yani 13-14 tane futbolcuyla hocaların yapacağı bir şey de yok. Yani bu işin çözümü şu, yapılandırmamız olacak. Biz de atacağız 5-6 tane topçu en az içeriye ve bu eksikliklerimizi gidereceğiz. Daha güçlü olacağız. Yani Türkiye'nin başkentinde 13-14 tane topçuyla mücadele ediyoruz. Yani bu adaletsizliğin ortadan kalkması lazım. Eşit şartlarda yarışmalıyız. Bizim sadece istediğimiz o eşit şartlarda yarışalım. Hakemler adil yönetsinler maçları. Üzgünüz yani buraya gelen işte taraftarlar, dışarıdan bizi destekleyen taraftarlarımız, camiamız, her şey güzeldi. Fakat gerek bizim takımımızın eksikliği, gerekse hakemlerin hataları, görmüyorlar. Çok şeyi görmüyor işte. Kırmızı kart verilecek pozisyonda sarı kartı bile veremedi. Oyundan atılacaktı. 10 kişi kalacaklar. Direkt kırmızı kart bile olabilirdi. Pozisyonlar buyken sarıyı bile vermiyorlar. Ucuz failler, takdirat haklarını hep rakipten yana kullandı. Dediğim gibi geçen hafta Konya maçında bir penaltımız gitti. Koluna resmen çarpmış. Top yön değiştiriyor. VAR'a bile gitmiyorlar. Baktığınız zaman bütün buna rağmen biz yine bu hakem hatalarına rağmen yine maçlarımızı alırız ama şu yapılandırma da artık Bankalar Birliği'nden yapılmalı. Yani biz diğer kulüplerde oluyorsa lig 2 haftamız geçti şimdi. 3. haftadayız. Bakıyorsunuz 4 puan gitti. 6 puanımız olmamız lazımken adil yönetimlerde 6 puan olmamız lazımdı bizim. Şimdi 2 puanız. Üzülüyoruz, üzgünüz. İnşallah herkes adil davranır. Yani bizim temennimiz o. Gerek yöneten hakemler, gerek futbolu idare edenler, memleketi idare edenler biraz daha adil davranırsa bu memleket düzelir. Ya tabii şöyle bir şey var. Yani biz milyarlarca lira borcu olan kulüpler değiliz. Yani bir de yapılandırmada şöyle kimse kimseye de hibe etmiyor. Yönetim olarak sorumluluk alacağız, imza atacağız ve 2 sene biz faizini ödeyeceğiz bu borcun ve sorumluluk da alacağız. Yani bir an önce artık Ankara Gücü'ne de bu yapılandırmanın yapılması lazım. Yani üzüldüğümüz o. Hocalara da bir şey diyemiyoruz. Yani 13-14 tane futbolcuyla mücadele ediyoruz. Altyapıdan gönderdiğimiz, kiralık verdiğimiz futbolcuyu geri aldık, oyuna soktuk. Yani ileride kart cezaları olacak, ileride sakatlıklar olacak. Bu yürümez bu iş. Yani yürümez bu şartlarda. Ya biz çıkacağız aslan gibi mücadele edeceğiz Allah'ın izniyle. Allah büyüktür. Her şeyi görüyor Rabbim yani. Rabbim görüyor. Kurban olduğum yine Allah'ın izniyle bundan önce olduğu gibi yine biz mücadele edeceğiz. Takdir Allah'ın. İnşallah herkes gözünün önüne bakar da yani köklü bir kulüp, 110 yıllık bir kulüp bunu hak etmiyor diye düşünüyorum. Yani adaletli bir şekilde yarışalım. Diğer kulüplere yapılanlar bize de yapılsın. Görüyorsunuz yani işte altyapı tesislerimizi daha protokolünü imzalayamadık. O çöp içerisinde. Bakıyorsunuz makine kimya sponsorluğu kesmiş geçen sene. Bu sene yapılandırmayı bekliyoruz. Her şeyimiz hazır. Bekliyoruz, bekliyoruz. Allah büyüktür. Ama şunu söyleyeceğim. Biz Allah için mücadelemizi edeceğiz. Taraftarlarımız da umutsuzluğa kapılmasın. Allah büyüktür. Mücadeleyi edelim. İnşallah sonu iyi olur. İnşallah düzlüğe çıkacağız. Başkanım, bugün taraftarlar çok iyi. Yine siz geçen tükürdüğünüz bir takımın son dakikada destekledi. Taraftarlardan mesajınız var mı? Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yani yapılacak bir şey yok. Herkes maçı izledi.
Yani adil ortamlarda, eşit şartlarda yarıştığımız zaman görüyorsunuz. Yani biz çok rahat maçları kazanacak durumdayız. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Onlar takımlarını sahipsiz bırakmasınlar. Onu desteklesinler. Biz de dediğim gibi işimizin başındayız. Gücümüzün yettiği kadar mücadelemizi edeceğiz. Her zaman söylüyorum. İyiler kazansın, iyi olan kazansın. Rabbim dediğim gibi önümüzü açacaktır. Yani ben umutluyum. Her sene böyle olmuştur. 7 senedir çektiğimizi biliyorsunuz yani. Uğraşıyoruz. İnşallah insanların egoları bir kenara koyulur. Kibirleri gider. Sadece Türkiye'ye ve Türk futboluna hizmet etmektir görevlerimiz, görevimiz bizim. Zaten bunu yapacağız. Zaten sadece amacımız bu. Şimdi bizim amacımız da Ankara gücümüzü daha üstlere taşımak. Ankara futboluna, başkent futboluna, sporuna katkı sağlamak. Diğer branşlar için de geçerli. Memlekete hizmet etmek istiyoruz. Sadece bu. Başka da bir niyetimiz yok. Onda inşallah bakalım, bir puan da bir puandır. Diyecek de bir şey yok ya. Tabii bunda da hayır vardır ama artık ivedilikle bu yapılandırmanın da olması lazım. Ya bir şey yok. Ben taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Takımlarını desteklesinler, sahip çıksınlar. İnşallah güzel olacak. Yani 7 senelik mücadelenin sonunda inşallah hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Tamam, hayırlı olsun.